8.40'da İstanbul Küçükçekmece'den tatsız, kötü bir haber geldi. 3 katlı bir bina kendiliğinden çöktü. Enkaz altında kalan bir kişi ise hayatını kaybetti. 8 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılardan ikisinin durumu maalesef ağır seyrediyor. Bina sahibiyle birlikte 2 kişi de bu olayın ardından gözaltına alındı. Kimse ne olduğunu anlamadı. İstanbul'un göbeğinde 3 katlı bina bir anda yerle bir oldu. Küçükçekmece'de 3 katlı bina yerle bir oldu. Mahalleli o yıkımın sesiyle uyandı. Binanın 36 yıllık olduğu ve 1,5 katının ise kaçak olduğu ortaya çıktı. Binanın yapımındaysa deniz kumu kullanılmış. Kamyon geçiyordu mesela, bina titriyordu. Yani kamyonun geçişinde bile binanın böyle sallandığını hissediyordunuz. 4 saatlik süren çalışma sonucu yaralı olan tüm yurttaşlar enkazdan çıkarıldı. Bina bir anda sabahleyin erken saatlerde çöktü. Sağ sırtı duyduk, ondan sonra çöktü. Yatakta dolabın arasına atmıştım kendimi. Sonra geri çıkmaya çalıştım. Oradan bir boşluk duydum. Evet, ellerimde bacaklarımda var. Komşular kıyafet falan verdiler. Enkazda kalan son kişi de şu anda ambulansla alandan çıkartılıyor. Türkmenistan uyruklu olan bir yabancı kardeşimiz, misafir vefat etti. Olayda bir kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi ise yaralandı. İçeride değerli arkadaşlar çıkarılan 7 yabancı uyruklu var. Bunlardan biri İran, 7'si Türkmenistan uyruklu. Tamamı yasal kalışı olan yabancılar, ikamet izni olan yabancılar. Bizim 2 vatandaşımız var. Birisi hiç hastanede tedavi bile olmadı. Kendisi gayet iyi durumda. Diğer vatandaşımız tedavi sürecinde. Yıkılan binanın ardından yan binalarda tedbir amaçlı boşaltıldı. Yurttaşlar alandan uzaklaştırıldı. Hemen yanında sağında duran bina 8 yaşında. Tedbir amaçlı sağ olsun valimizin koordinasyonunda boşaltıldı. Binanın bitişik nizamında olan zaten boş. Orası dirençle ilgili, etütle ilgili kentsel dönüşüm yapılma zaruretinden dolayı Allah'a şükürler olsun ki önceden boşaltılmış. Orayı da yıkıyor. Biz inşallah bu sabaha kadar, yani yarın sabaha kadar hem bu enkazı hem de yan taraftaki binayı tamamen yıkacağız. Binanın yapımında deniz kumu kullanılmış olması yıkımın en büyük sebeplerinden biri. Enkazdan çıkan taşı görüyorsunuz hemen elimde. Bakın burada deniz kabuğu var. Tamamen elenmemiş bir deniz kumundan yapılmış. Her tarafında midye var. Bakın bu kadar yoğun bir midyelerden oluşan bir kumu kullanmış bu kişi. Bina çok eski bir binaydı. Açılışta da binada tatilat oldu. Binaya dokunduğunuz zaman yani içeride sıva yaparken kum çakıl taşı. Yani binayı kum ve deniz çakıl taşından yosunlardan yapmışlar. Binanın yıkılmasından hemen sonra Küçükçekmece Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bina sahibi Hacı Murat Gençtürk'le binanın alt katındaki dönerci dükkanını işleten ÖAD gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu enkaz alanında incelemelerde bulundu. Belediyenin kayıtlarında Küçükçekmece Belediye Başkanımızla da istişaresini yaptık. Herhangi bir şikayet, ihbar vesaire yok. Ama ne yazık ki kaçak bina yükü de olan bir yapı. İmamoğlu olası Marmara depremini hatırlattı. Sıkıntılı bina sayısı yüksek ve baktığımızda bu hızla gidersek biz 40-50 yılda bunu bitiremeyiz. Bunun ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesi, kaymakamlığı, valiliği, bakanlığı diye bir kavram ya da ayrım yok. Tek başına ve bütün şekliyle irdelenmeli ve bir arada güçlü bir başkanlıkla, güçlü bir yapıyla İstanbul özelinde bunu söylüyorum. Marmara'ya da bir ölçü genişletilebilir. Tedbir almak istiyoruz. Birlikte yapmak istiyoruz bunu. El birliğiyle yapmak istiyoruz. Devlet millet el ele yapmak istiyoruz. 6 Şubat'taki canımız yandığı gibi bir daha canımız yanmasını istemiyoruz. Burada kimin kiminle çalıştığı, ne yaptığı önemli değil. Herkes bir araya gelmeli. Böylesine büyük bir sorunun çözülmesi gerekiyor. Normal şartlarda 34 yıllık sağlam yapılan bir bina yıkılmaz ama Ceren Ural'ın da elinde gördüğünüz kum ve midye var içlerinde. Dolayısıyla zaten o kadar sene kalmış olması bile mucize. Şimdi
Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mehmet Fatih Altan bu çöken binayla alakalı bir değerlendirmede bulundu. Dedi ki, deprem bile gerekmeden yıkılabilen binalarımız var bizim. İstanbul'da 2000-3000, bakın sadece İstanbul'da 2000-3000 binanın böyle olduğunu biliyoruz dedi. Bilhassa 2000 yılı öncesi yapıları tek tek artık kontrol etmemiz gerekiyor. Ve eğer çürükse yıkmamız, eğer sağlamsa da plaket vermemiz gerekiyor. Çünkü çok az çıkıyor. Bizim laboratuvarlara da bir sürü bina geliyor. İncelemesini yapıyoruz. %95 gibi büyük bir rakamda binalar depreme dayanıksız çıkıyor. Yani bu ne demektir? Bakın deprem bile gerekmeden yıkılabilen binalarımız var. Yani İstanbul'da hemen hemen biz her sene 2-3 tane böyle olay yaşamaktayız. İstanbul'umuzda da 2000-3000 tane binanın böyle olduğunu tahmin etmekteyiz. Bunlar saatli bomba gibi, ne zaman patlayacağı belli olmayan. Zamanı gelince de bizi maalesef bu şekilde facialara sebep olan bir durum, olayla karşılaştırıyor. Biliyorsunuz çay üreticileri bir süredir isyandalar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel